Ne haber? Ne olsun, vakit öldürüyoruz işte. İyi yapıyorsun. Biraz da biz öldürelim. Emin. Evet abi. Bana bir çay. Bir de bizim hesabı getir. Şu defteri kapatalım. Tamam abi. Hayrola Kadir? Miras mı kaldı? Nerede? Hoş, beni ancak miras kurtarır ya. Geçen akşam Mahmud'un adamları yolumu kesti. Parayı istiyorlar. Derseydin. Abuk sabuk konuşma be Asım. Benim anca Emin'e gücüm yetiyor. Hem o geceden beri öyle bir faiz bindirmiş ki imansız aklın durur. Peki ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ufaktan bir şeyler verip ağızlarını kapatmayı düşünüyorum. Sarkıtmasan iyi olur. Bilirsin, bunlar şakaya gelmez. Bilirim. İş güç de yok. Aramıyorsun ki. Aramaktan yoruldum Asım. Bırak biraz da başkaları arasın. Bari şu bizim kıza uygun bir şeyler olsa. Ne yapar ki? Ne olursa. Ona göre bir iş mi var yoksa? Bizim hanımın bir akrabası var. Akrabası diyorum ama hayırsızın tekidir aslında. Mal mülk gani ama kimseye ayrı dokunmaz. Bir bakıcıya ihtiyacı varmış. Yani bakıcı dediysem, kadın yatalak değil öyle. Evin işlerine bakacak birine ihtiyacı var. Nereye gidiyorsun? Nereye olacak, okula? Annen sana söylemedi mi? Neyi? Artık okul mokul yok. Baba, sen ne diyorsun? Ne dediğimi duydun işte. Bundan sonra okul yok. Hazırlan, birazdan çıkacaksın. İşe başlayacaksın. Bir yere gitmiyorum. Sen bana itiraz mı ediyorsun? Geç kalıyorum. Ne geçi be? Ne geç ha? Öldürürüm lan seni. Yapma Kadir. Elimde kalırsın lan. Yapma, yapma Kadir. Çekil şuradan, çekil. Bunları sen şımartıyorsun hep. Tepemize çıktılar. Sizi beslemekten ömrüm çürüdü lan. Bir de bana posta koyuyorsun. Ha? Okula gitmek istiyorum. Ne okulu lan? Ne okulu? Yakarım lan seni. Yakarım. Yapma. Elimde kalırsın. Kurban olayım Kadir, yapma. Öldüreceksin kızı. Bırak lan, bırak. Durma öyle. Hazırlan, gidiyoruz. Esasında fazla bir şey istemiyorum. Ortalık temiz olsun, yemeğimi getirsin, iğnelerimi hazırlasın, o kadar. İğneler? Şeker hastasıyım. Sabah akşam insülin almam gerekiyor. Merak etme teyzeciğim. Kızıma güvenebilirsin. Eh artık, ne diyeyim? Eti senin, kemiği benim. Hiçbir şeyi benim değil beyefendi. İşini yapar, alır maaşını oturur oturduğu yerde. Yok eğer işini yapmazsa alır başını çeker gider evine. Anlaşıldı mı? Kızım, yüzüne ne oldu senin? Merdivenden düştüm efendim. İşe başlayabilirsin.
Söylediğiniz gibi 16'ya getirdim. Gidebilirsin. Bakalım bundan ne çıkacak. Asma suratını. Asma. Bak kızın da çalışıyor. Kötü mü ettim yani? Eve para giriyor işte. Gel canım gel. Nasıl gitti? Koca karıyla anlaştın mı? Anlaştım. Ha. Otur şöyle. Biraz laflayalım. Sen bana rakı getir. Yanına da bir şeyler hazırla. Hadi. Otur. Onun öyle kavruk durduğuna bakma. Aslında parayla oynuyor. Nereye götürecekse. Bak evladım. Bu bunakların hafızası kıttı. 5 kuruşunun 3'ünü alsan ruhu duymaz. Anladın mı? Anlamadım. Kızım, onun bankayla mankayla işi yokmuş. Asım söyledi. Kasası varmış. Orada saklıyormuş her şeyi. Bana ne bundan? Sen belanı arıyorsun galiba. Ne demek lan bana ne? Bir şey anlatıyorum. Adam gibi dinle, yapmayayım yuvanı. Dün hatırladım da elim sehpaya çarpmıştı. Galiba iğne o zaman kenara gitmiş. Günahını almışım. Kimsenin günahını almak istemem. Ama kimseye de güvenmem. Bana güvenin Feride Hanım. Buraya senden önce kaç kişi geldi biliyor musun? Çok. Tahmin edeceğinden daha çok. Hepsi de beni istismar etmeye çalıştı. Onlardan sadece tek bir şey istedim. Dürüst olmalarını. Ama hiçbiri bana karşı dürüst olmadı. O yüzden bu kadar büyük konuşma kızım. Söylesene bana. Senin onlardan ne farkın var? Buyurun. Kadir Kocaer'in evi değil mi? Evet burası. Hayırdır? Haciz işlemi için geldik hanımefendi. Haciz mi? Ne hacizi? Eşinizin Mahmut Ağaoğlu'na borcu var. Daha önce size icra kağıdının gelmiş olması lazım. Bilmiyor musunuz? Ben bir şey bilmiyorum. Burada Kadir Kocaer tarafından alındığı yazılı. Neyse, biz işleme başlayalım. Aman Allah'ım! Kadir! Kadir! Hı? Kalk! Ne oluyor Esma? Ne bağırıyorsun? Harize gelmişler! Eşyalarımızı hı? götürecekler! Buradan fazla bir şey çıkmaz. Olsun. Siz yine de hepsini kaldırın. Yatak odasında mı? Her şey... Ama böyle olmaz ki. Ödeyeceğim demiştim işte. Hem biraz zaman tanısaydınız. Mahmut abi sana yeterince zaman tanıdı. Kardeşim,
Bak, sen insaflı birine benziyorsun. Ne olur idare et. Yarın, en geç öbür gün paranızı ödeyeceğim. Hem de faiziyle. Ama böyle yapmayın. Ne olur. Bak, kış ortasında perişan olacağız. Bak söz. Vallahi halledeceğim. Ya halletmezsem çekin silahı alnımdan vurun beni. Ya artık daha ne diyeyim? Bana bak Kadir. Bu sana verdiğimiz son şans. İyi kullan. Yoksa gerçekten alnına silahı dayar, tahsilatımızı öyle yaparız. Tamam, gidiyoruz. Malları kaldırmayacak mıyız? Mesele kalmadı. Biz anlaştık. Sözünü unutma. Alo, buyurun. Baba sen misin? Baba, işim var şimdi, konuşamam. İşini mişini bırak, beni dinle. Dinle diyorum. O kasadan paraları alıyorsun, bana getiriyorsun. Hemen. Ne demek yapamam? Biz burada ne durumdayız biliyor musun? Anahtarı ara, bul, aç kasayı. Yapamam baba. Kapatıyorum lütfen, yapamam. Sakın kapatma. Kapatırsan gebertirim seni. O koca karının parasını getireceksin, tamam mı? Eve boş dönersen öldürürüm seni. Kapatma! Kapatma Allah'ın cezası! Yapamam! 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 Hele şükür geldin. Buldun mu anahtarı? Hayır. Bana bak. Bak. Benimle oyun oynama, fena yaparım. Zaten sinirim tepemde. Yarın gideceksin. İster anahtarla, ister anahtarsız o kasayı açacaksın. Yok açamazsan gelip işi ben halledeceğim. Ne kasası bu Kadir? Senin niyetin ne? Elinin körü. Kızın hayatımızı kurtaracak. Ama o kadar bencil ki kendinden başkasını düşündüğü yok. Bencil değilim. Ne istersen iste yaparım baba. Öl de öleyim. Ama bunu benden isteme. Ya kızım, başka çaremiz yok. Bak, bugün eve haciz geldi. Yarın belki sokaklarda yatacağız. Sonrasını Allah bilir. Geç olmadan bir şey yapmak lazım. O paraları almak lazım. Boğazından kul hakkı geçeceğine sokakta yatarım daha iyi. Hadi be. Bak, sana son kez söylüyorum. Bir daha tekrar etmeyeceğim. Yarın bu işi bitireceksin. Eğer yapmazsan ne bu ev kalır ne sen. Kardeşini de okuldan alırım. Dağıtırım lan hepinizi. Anladın mı? Dağıtırım. Daha sonra da çiçekleri de sularsın, olur mu? Sularım. Giderken bunları da götür. Ben artık giymiyorum. Belki annene olur. Sağ olun.
Zeynep döndü mü? A-a. Annen nerede? Hastayım dedi. İçeride yatıyor. Hı. Yatsın bakalım. Yatsın. Git bakkaldan bir küçük rakı al bana. Ahmet bakkal artık veresiye olmaz diyor. Aklının ermediği işlere karışma sen. Ona yarın ödeyeceğiz dersin. Ne duruyorsun lan? Yürüsene. Geldin mi? Geldim. İnsan bir sofra hazırlar. İyi değilim Kadir. Hiç iyi değilim. Ne oldu? Neyin var? Yorgunum. Gönlüm yoruldu. Şu yaşadıklarımıza baksana. Daha ne olsun? Birkaç gün öncesine kadar her şey ne güzel gidiyordu. Zeynep okuyordu. Evimize haciz gelmemişti. Sen böyle değildin. Ben hep böyleydim. Hayır değildim. Rakı içip arada bir patlardın. İşsizlik başına vurmuşlar. İdare eder geçerdim. Ama son yaptıkların. Artık seni tanıyamıyorum. Belki de haklısın. Sen hep böyleydin. Ben seni hiç tanımamışım. Yarın bu işi bitireceksin. Eğer yapmazsan ne bu ev kalır ne sen. Kardeşini de okuldan alırım. Dağıtırım lan hepinizi. Anladın mı? Dağıtırım. Kimsenin günahını almak istemem. Ama kimseye de güvenmem. Bana güvenin Feride Hanım. Buraya senden önce kaç kişi geldi biliyor musun? Çok. Tahmin edeceğinden daha çok. Hepsi de beni istismar etmeye çalıştı.
Onlardan sadece tek bir şey istedim. Dürüst olmalarını. Ama hiçbir bana karşı dürüst olmadı. O yüzden bu kadar büyük konuşma kızım. Söylesene bana. Senin onlardan ne farkın var? Güvenebildiğim kimse olmadı demiştiniz. Ya bundan sonra hiç mi ümidiniz yok? Gereğinden çok yaşadım evladım. Yeterince insan tanıdım. Hiçbiri de beni şaşırtmadı. Ama hayat öyle garip ki, bakarsın bana çok güzel bir sürpriz yapar. İşte o zaman bütün hayal kırıklıklarımı unutuveririm. Olur mu dersin? Geldi. Zeynep geldi. Ne oldu? Konuşsana kızım. Getirdin mi? Haklıymışsın baba. Kasada çok para vardı. Hem de çok. Üstelik içi mücevher doluydu. Onlarla burası gibi 3 ev alınır. Getirdin değil mi hepsini? He? Getirdin. Hayır, getirmedim. Hepsi orada kaldı baba. Zeynep. Bana şaka yaptın de. Getirdim hepsini de. Zeynep. Zeynep, seni öldürürüm, saçma sapan konuşma. Ne yaparsan yap umurumda değil artık. Üzülme anne. Ben kötü bir şey yapmadım. Bundan sonra da yapmayacağım. Bırak bütün eşyalarımız gitsin, ne olacak? İleride yenisini alırız. Sokaklara mı düşeceğiz? Boş ver, düşelim. Onurumuz var ya, başımız dik, çalışır çabalar yine yaşarız. Kardeşime bile okuturuz. Sen hiç merak etme. Bizim bu adama ihtiyacımız yok artık anne. Sen bittin artık. Bu evden leşin çıkacak. Allah'ın belası. Geberteceğim ulan seni. Hiçbir şey yapamazsın. Niye yapamazsın biliyor musun? Çünkü kızına hırsızlık yaptıracak kadar yüreksiz bir adamsın sen. Sen... Sen kime güveniyorsun böyle? Ha? Nereye? Nereye gidiyorsun? Alnıma sürdüğün lekeyi silmeye gidiyorum. Ha? Paraları almış. Ha? Paraları almış. Ha? Yeter artık Kadir. Bırak kızım peşini. Çekil be. Bırak çekil. Kızım, bırak. Almış paraları diyorum sana. Çekil. Zeynep. Nereye kayboldu bu? Hop. Biz de tam sana geliyorduk. Neyse, yormamış oldun bizi. Mahmut abi görmek istiyor seni. Ben şimdi gelemem. Bu olmadı işte. Ne demek gelemem? Elim mahkum geleceksin. Ya anlamıyorsunuz. Paralar gidiyor. Dur. Gel buraya. Bırak lan. Bırakın. Ne demek? Bırakın lan. Gitti. Gitti. Bırakın. Bırakın lan. Bırakın para. Hadi bak böyle yürü.
Döndün de mi? Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bunu yapmak istememiştim. Aslında babam yüzünden. Çok, çok zor durumdaydık. Boş, ne desem boş. Utanıyorum, çok utanıyorum. Kendine haksızlık etme evladım. Asıl utanması gereken benim. Babanla yaptığın telefon konuşmasını dinledim. Sonra kasanın anahtarını bıraktım. Ve seni burada yapayalnız, bütün tecrübesizliğinle bırakıverdim. Kasayı açıp paraları alacaktın. Ben de tamam işte, bu da onlar gibiymiş diyecektim. Ne kadar çocukça davranmışım değil mi? Biliyor musun Zeynep? Biz yaşlılar çocuk gibiyiz. Hatta yaşımız ilerledikçe daha da çocuklaşırız. Garip inatlarımız olur. Ani kızgınlıklarımız. Kendimize ait küçük oyunlarımız. Çoğu zaman çevremizdekileri kırarız. Ama çok çabuk pişman oluruz. Ben seni kırmak istemedim. Sadece dedim ya, asıl utanması gereken benim. Sana kızım Zeynep'in çok uzaklarda olduğunu söylemiştim. Aslında o pek de uzak sayılmaz. Birkaç yıla kalmaz ben de onun yanına giderim. Kim bilir? Belki de daha erken. O zamana kadar sen benim Zeynep'im olur musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.